Biz kapandık, kuvvetlenmedik biz ya. Var değil mi hala? Hala kuvvet yok ya burada, onun için hep kemik. Üstüne ağırlık gelemiyor. Sinsheim, Mannheim. Arkadaşlar hadi. Şu müziğin hatırına şu çeki de bir geçin hele. Konteynerci. Yardırıyor geliyor bakayım kopuk uçurtma gibi. Taş firmasının arabası gidiyor, 31. Hatay'a selamlar, arabanızı gördük. Az ötüden gitsin. Frene basacak şimdi onun yüzünden.
Hadi la kardeşle, yürü la kardeş, yürü. Durdursak şunu ya. Ula kardeş, yükün neydi? Kesin onun içinde ya kiraz vardır. Frigo. Ya da karpuz vardır. Lan bu Fortuna'nın mı gelmiş yoksa? Boy, yok, ben diyemeyim. Koymuş. Ben de Ford sandım. Yeni çıkan Ford sandım. Ne bu, Iveco mu? Stalis. Perdeyi de kapatmışsın hemşerim ya. Ula kardeş, ne yaptın? Zavallı, uykusu gelmiş. Yalnız lan. Ne düşünüyorsa azar zavallı. Güneş yandan yandan vuruyor ya, perdeyi de kapatmış. İskanyacılar gibi. O nasıl öyle küçük eve koydu ya, yere yakın bir şey. Bayağı o şey. Badak boylu, büyümemiş. Odur kalmış. Bu kim, sıp mı bu ya? Çek, buradan çek. Aha da Volvo'culara. Volvo gidiyor Volvo. Bozdular ha. Bunun tipini de bozdular. Şöyle iniyor Volvo. Ya öyle. Çirkinleşmiş. Yatakları dar olmuş gibi geliyor bana. 500 Volvo gidiyor arkadaşlar. Bizimki 600'lük. Sanki de çok umurumda. Çok sıkıntı. Arkadaşlar bizim araba peygamber fitesine geçti. Ama gidiyoruz. Salladık rampa aşağıya. Tekiriye iniyorum, tekiriye. Ali abiniz 120 ile tekiriye iniyor. Çekilin lan diyor. Sinsayime iniyorum yüzüne bak. Hey ya, ben orada taksilere bile kadidadan çekil lan diyordum. Gidemizde frenlerimiz var burada hepsi. Ama gidemiyoruz. Önümüze biri geçti 90-90 arkadaşlar. Senin kart şimdi bok iyiydi. Bana bir cızık yazdı. Bir yüz ya, o bir ay gider ay içinde. Silemen de. Ben de öyle yapayım işte. Bir kere 100 oldum ha. Bana diyorum bunu nasıl olsa gitti. Bırak salla gitsin, iş olacağına bari. Aç şöyle önümüze. Buyur bakalım, buyur aslanım, buyur. Gelme lan bu tarafa. Ha, geldik kafa kafaya. Sen 90, ben 90. Cam harik bir şapladı cam ona şimdi. Nereden geldiğini bilemeyecek. Arneyi soktu sapı. Bir de o vurur kendi yüzüne. Ama ben avantajlıyım. Ben rampa yukarıya gidiyorum. Ama sen virajı dıştan alıyorsun, içten alıyorsun. Sanki formel bir yapıyor. İşte 600'ün avantajı bu arkadaşlar. Rampa geldi miydi de 90, rampa aşağıda 90. Hem de az mazut yapıyorum, gaza basmıyorum hiç. Çeyrek gazla çıkıyorum yukarı. Sağ tarafta Sinsay Müzesi. Evet, bir tane de duymuştum buraydı değil mi? Burası, evet. Gösteremiyordum. Gösteremedim, çekemedim. Şimdi de çekemiyorum çünkü kamera... Ben bakıyorum sizin yerinize. Dönmüyor. Ali kardeşim seyrediyor. Ana ha, uçaklara Concorde bile var ya. Burada Fransa'nın Concorde burada. Fransa'nın uçağı da burada Concorde müze. Müzeye çektiler, burada duruyor. Bir dahaki sefere söz size bu Sinsay Müzesi'ni çekeceğim arkadaşlar.
Geçen videomda da söyledim ama gece geldiğimiz için biz şimdi burayı çekemedim. Şimdi de ters istikametten gidiyoruz, çekemiyorum. Bir dahaki sefere burayı gündüze getireceğim. Söz size, orayı çekip göstereceğim. Hakan, orayı görmenizi istiyorum. Hakan bekler galiba o uçakları görmeyi. O uçak denizi. Bursa'da. Ulan Foli! Senin uçaklar burada hep. Kuş Foli derim ben ona. Kuş Foli biz olur. Ben tır sayfasını o yaptı. Öyle mi? Hı-hı. Amerika'daki Cem dedi, Ali abi ya sayfa aç, böyle olmuyor dedi, sana sayfa lazım. Ben o işlerinden anlamam, vaktim yok dedi. Hakan dedi, ben yaparım, tamam. Yaptı, 15 dakika sonra gönderdi bana linki. Al sana sayfa. 15 dakika sürmedi herhalde. Mesaj yazmayın. Telegram yazın. Daha çabuk okunur. Mesaj yok arkadaşlar. Mesaj yok. Yorum yazın. Mesaj yazmayın. Mesajlara bakılmıyor. Mesajlar tıkanıyor, açılmıyor. Çok uğraştırıyor. En güzeli yorum. 11.600 mail. Daha aktüellesem bunu 12 geçirecek şimdi. Telefon yıkılacak mailden. Adamı bak, telefonsuz bırakmayın. Adam of diye izine gidiyor. Vallahi ya, yollarda hiçbir şey olmaz. Videosuz kalırsınız, telefon tıkanır. Şey, şakası bir tarafa arkadaşlar, gerçekten mesajlara cevap vermeye zaman olmuyor. Bir de tek tek açıp bakmak gerekiyor. Ama yorumlara yazarsanız bildirimlerden geliyor. Herkesin yorumu var mı yok mu bildirimlerden hem bakması daha kolay oluyor, daha çabuk oluyor. Hem de oralara cevap vermesi de kolay oluyor. Ama tek tek mesajlara aç, oku, cevapla. Çok zaman alıyor. Bir diğer arası geliyor, bir diğer gidiyor mesaj. Bir kereyle kalmıyor. O yüzden Ali abimiz hep videolarında bangır bangır bağırı bağırı söylüyor. Mesajlaşmak çok zaman alıyor. Çok uğraştırıyor. O yüzden. Yoksa ilk basın toplantısında demişim Mersin'de. Şimdi 26-25'i yaptık halen diyor. Kimse alınmasın, küsmesin, yanlış anlamasın. Bir de nicht traurig sein, keine Nachrichten schicken. Ama yorumlar kolay oluyor. Bildirimden hemen bakıyorsun, yorum var mı yok mu diye. Oradan hemen cevaplanabiliyor. Özelden sadece özel şeyler. Öbürlerini geç. Aman sen de. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Yaşıyor musun? Neredesin? Onları geç. Salla gitsin. Aç şunu sesini. Bir de daha müzik dinleyelim. Oh,
yaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş. Bu adam benim babam, hey hey. Ağlama aslan babam, elletme açar babam. Ara gün geçen babam, hey hey hey. Bir kapıyı kapayan gel açar babam. Allah büyüktür babam, hey. Elletmen açar babam, aldırman açar babam. Ara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gel açar babam. Aldırma beni babam. Mangal gibi yürüyüm, yufka gibi kalbim artık. Hayatım boyunca onu özledim. Fedakarlık. Bir iki lavacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınar. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlum, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Daha yanmıyor mu senin havuzun? Yok. Hayret. Demek ki 5'ten sonra çıktı diyorlar. 5'ten sonra çıktı. Belki 5.30 falan mı? Ya orada azıcık uğraştım ya biraz. Türkiye'de ondan ya. Ama ötmez ki. Öt. Evet, onu egzozunu yaptırmam lazım. Delik delmem lazım 3 tane. Yeni arabalar çıktıkça o arabalar hep kalktı gitti. Hep doğuda var. Doğuda he orada doğuda. Tanker daha çalışıyorlar. Çok olur orada ya. Burada internette aradım, bayağı bir baktım. Burada 14 bin lira da içi kötü, içi hep pis ya. Canavar parçalamış gibi yapmışlar. Vallahi ya. Nasıl öyle içli yatağı, yastığı şey. Ben kaç sefer dedim ya şöyle güzel bir tane temiz, içi böyle daha yıpranmamış. Şöyle yani, güzel döşemeli ne değil mi içi? Öyle bir tane. Dışı beni hiç fark etmiyordu, yeter ki içi temiz olsun. Vallahi. Tabii koltuğu bile yırtmışlar ya, hayret ya. Zevkine alacaktım ondan bir tane. O kadar çok seviyorum onu ama hep içler parçalanmış arabanın. Onu anca Türkiye'ye götüreceğim bir sürü iş. Türkiye'de yaptıracağım için tekrar getireceğim kaporta, boya, içi, döşeme. Dört dörtlük olur ama bir sürü masraf Türkiye'ye gidip gelmez. Hollanda da var biraz. Orada bağlı. Onlar bağlı yaparlar. İçi temiz yok. Ben hiç görmedim. Yok iç temiz yok. Hiç yok. Bir de 12 yok. Hep 10 var. Onlar yaramaz. 310 beygir o yaramaz. 360'dan aşağı olmayacağım. F12, F16. 470. Yeter ki 6 vitesli olsun. Evet. İnan çok düşündüm dememeden önce. Alayım bir derdim ondan gideyim işe ağzına sıçayım. Çek içiyle de. Ama yoktu içini bulamadım. Temiz bir şey. Masraf istiyordum. 15 bine, 13 bin oynuyor. Yine mi kaçırdık onu? Oo, yine 15 dakika oldu, 19 dakika.